Neydim? Allah senin. Ah! Ah! Sana bakarken öldüm ya! Herkese merhaba, ben Orkun. İnanılmaz bir videoyla karşınızdayız. Daha önce Murat'la her yerde kaldık. Bugün de bence gece kalması en güzel yer olan IKEA'da kalacağız. Gerçekten burada kalabilmek için bir yıldır uğraşıyoruz ve sonunda iznimizi aldık. Bize en hektarı verdiler. Kardeşim gir, istediğinizi yapın, takılın dediler. Biz daha bir gireceğiz, sabaha kadar istediğimizi yapacağız içeride. Yataklara falan hep utanırdım uzanmaya, uyumaya. Bu sefer çok rahat, sabah 5'te kalktım bir de. Hepsinde sırayla uyuyacağım, sen kaldırırsın beni. Heyecanlı mısın? Çok. Hadi gel mıncıklayalım. Hadi gel. İlk içeri giriyoruz. Bomboş oğlum. Bir şey diyeceğim. Her şeyi dokunabiliyoruz. Her şeyi mıncıklayabiliyoruz. Her şeyin kutusunu açabiliyoruz. Her şeyi yapabiliyoruz. Oğlum hiç insan yok lan. Gerçekten ne zaman buraya gelsem hep bir kalabalık oluyor şu an. Dur yat oraya. Yat. Oğlum para lan bunlar. Adam hala sandviç nasıl bir hayvan ya. Çok teşekkür ederim. Paravan alçıpandan duvar yapsak, biz burada yaşasak olmaz mı? IKEA'ya kira mı vereceğiz? Paralı düşünmemiştim. Çok ses olur ya gündüz. Bak şurada tuvalet var. Bu tuvaletler çalışmıyor değil mi? Biz s**ta bakalım. Peki dolapların içi var mı? Dolapların içi vardır. İkimizi taşımaz o. Başarısız albüm çıkaran grup fotoğrafı bak. İki tane salak albüm çıkarmış bak. Ne bunun adı? Grupon mu? Murok. Pembe Kalpler diye single çıkarttık. Ne söylüyoruz yani? Punk arabesk. Yeni bir tarz. Bak bu güzel bir salon odası. Burası tertemiz olmuş. Vallahi çok güzel olmuş burası. Aa benim ev. Oğlum. Evet senin ev. Kurtuluş. Murat'tan çalmışlar oğlum bunları. Aha. Şefsu var bak. Aha hala satılıyor. Ahşap bu. Oo çok rahat. Kaç para bu baksana. Alayım ben bunu. Oğlum böyle bir şey mi varmış? Gel boğalım. Biz niye mal gibi yemekleri hep ya yemek masasında yemişiz ya kucağımıza tepsi alıp yemişiz? Mal böyle gibi. Bir şey mi varmış? Hadi kardeş payı hadi gel. Herif streçli sandviç kopardı ya. Afiyet olsun kardeşim. Murat yakınken göz temasından kaçınıyorsun. Kabalık etmişim özür dilerim. Oğlum bayağı koltuk var lan bak şu güzel. Bu ne ya? Saklama kaba oluyor işte. Ve gece kimse yok ya ve izniniz de var ya o yüzden birazcık suyunu çıkarmak gerekir diye ben kendim inanıyorum. Ya mesela buraya bak bu koltuğu hep denemek istemiştim ama hep yukarıda duruyordu. Dur lan geliyorum lan. Koltuğu çekmiş gelebilmek için. Küçük evlere nasıl güzel yaparız gibisinden konseptleri görüyoruz evet. Burada. Yatak kısmı. Ama 25 metrekare böyle. Japonya'da insanlar nerede yaşıyor? Japonya'daki insanlardan bana ne? Japonya'da genelde minimal bir yaşam sürüldüğü için küçük eve çok fazla şey sığdırıyorlar ve güzel kullanışlı bir alan oluyor. Böyle bomboş ölü alan olmuyor evde. O zaman Japonya'da Ömer'le güreşemeyeceğiz biz salonda. Smackdown oynayamayacaksam salonumda neden benim salonum var? Şuraya zıplayarak dokunabilir misin? Sen dokunamazsın. Mükemmel bir atlayış Yaşar. Git bırak git. Değdim. Değdim lan. Değdi mi? Değdim. Bir daha yapar mısın? Uzaktan izleyeceğim. Bir daha yapar mısın? Nasıl olur? Murat bura Allah aşkına. Kilo aldım oğlum. Allah senin cezanı versin. Allah senin. Yemin ederim kilo aldım. Kilo aldığımdan öyle oluyor. Bu da. Oho. Oh. Sonsuz tane koltuk var. Şu çok iyi ya. Ha bu rahata benziyor. Var ya böf. Şunlar çok rahat ya ama beni taşımıyor. Şunlar mı? Aynen. Yavaş. Tam benim ev. Bu benim ev. Televizyon küçük biraz ama. Evet. Murat'ın evi de gördük. Gel bakayım ben seni bir belini ölçeyim. Bir beli ölç ya. Bu bel mi lan? Şöyle bel. Bu bel mi oğlum? Bel burası değil mi? Bayağıdır spora gitmiyorum. Bu benim belimi ölçmedi. Yetmedi oğlum. Dur bir tane daha ek yapalım. 115. Benim kaç? 90. 90-60-90 mıyım ben? Ama bir dakika. 90-60-90. Burada ne var? 90. 5 falan. Senin 5 evet doğru. Evet. Burası da IKEA ve Asus ROG işbirliğinde yaptıkları oyuncu alanı. Çok tatlış bir alan yapmışlar. Şimdi orayı mıncıklayacağız. Murat. Kardeşim benim ya. Ronaldo DiCaprio. Of. 3 ölü 5 yaralı. Burayı mıncıklayalım. Hocam bak buraya bilgisayar kurmuşlar. Monitör de kurmuşlar. O mouse klavye ve mouse pad her şey var. Koltuk da hazır. Burada da var bir tane bak. Kurulmamış ama bu. Kasa var içinde. Dolu bu. Kur. Sen kur bunu. Tamam. Oynuyor mu lan bu? Oynuyor bak bu çok güzel bir şey. Bunun ayarını buradan da yapabiliyorsun üstadım. Şu şekilde. Bir şey diyeceğim çok iyi ya. Şu an ben tanıtıyorum sana bunu. Çok iyi. Gel. Ah kutu açılın bayılırım. Şundan. Bu da dolu lan. Ay. Evet, çekmeceyi getir. Aç bunu. Benim en sevdiğim şey bunları kurmak. Bak ben çok akıllı değilim ha. Biliyorum. Çok bel bağlama bana. Git sen buraya kur, ben bu kesonun yanında kurayım. Ben sana yük oldum yani şu an. Sen bana yük oldun.
bu mu oluyor? Bu oluyor. Giysene bir. Sanırım ben yanlış giydim ya. Böyle içe giyeceğim, sen arkadan bunu kapayacaksın. Bir dakika ya, arkadan değil mi acaba? Ama nasıl arkadan kendimi kapatayım ki? Ben anlayacağım şimdi, dur. Şöyle yap, öne düşüyor orada. Aynen, buldum. Altta da bir cırt varsa eğer. Ama ben kendim vatandaş olarak bunu kendi başıma nasıl yapacağım? Olmadı ya. Hiç olmadı bence. Problem ne? Her şey. Bir şey diyeceğim, Murat'a yakıştı yalnız ha. Bir Matrix vibe oluşmadı mı Murat'ta? Evet, bilgisayarımızı kurduk, çekmeceyi kurduk, her şeyimiz okey hocam. Oyun da indirdik bu arada, Valorant indirdik. Kapışalım. Tokatlayayım seni. Bir şuraya dikkatini çekmek istiyorum. Burada çok güzel bir detay var bak, görüyor musun? Ekranı var lan. Televizyon var oğlum içinde, LCD televizyon var. İstediğini yansıtabiliyor musun? Plazma ekran var içinde. NFT mi koyacağız oraya? Bak bu da yandı. Ben şeyi seviyorum, klavye, mouse, monitör ve kasada böyle renk kombinasyonu olmasını çok seviyorum. Yandı. Koltuklar inanılmaz rahat. Bak. İleri geri, aşağı yukarı. Aşağıdakini çek. Çektim. Komple yatır. Kalktım. Az ortaya gel. Az ortaya gel. Geri ittir. Çektim. Orada kalıyor bak. Bak. Yukarı aşağı yap. Nefis. Oğlum çok iyi. Hadi gir oyna. Birebir mi kapışıyoruz biz? Tabii canım. Ne haddimiz oğlum, ben ilk defa oynuyorum Valorant. Tokat geliyor, tokat. Monitör cillop gibi. Ya 300 FPS falan oynuyoruz şu an. Neredesin lan, gel buraya. Başladı. Neredesin lan? Dövüştükçe gelecek. Nasıl ya? Neredesin? Gel buraya. Ha, hareket etmiyorken. Aya! Allah, ödüm koptu çok, ya. Çok güzel. Bir miyiz? Oh, biriz. Ekran yapıyor. Sen de mi bana bakıyor? Sana bakarken bana baktığını yakalıyorum. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ne oldu? Sana bakarken öldüm ya. Kendi ölüşümü gördüm orada. Hayır ya. Bak, sana bir şey göstereceğim. Bunu görüyor musun? Ne o? Şarjım azaldı da canım benim. Şöyle masadan şarj edeyim ben bunu. Sende de var. Değerlendir canım bunu. Ben klavyeyle mouse'u da beğendim. Bu klavye benim evde, aynısı var bende. Çok güzel bu. Sesi çok güzel. Tuşlar çok güzel basıyor. Aynısından var. Orkuncuğum, şu mousepad'den bana bir tane hediye eder misin canım? Dükkan senin. Bunun burası çok güzel. Çok ergonomik. Bileklerime çok iyi geldi. Bir tane hediye edersen çok sevinirim. Aya gel bıçak. Aya gel bıçak gel. Tamam. Oğlum 3-300 ha. Hadi bunu alan alsın. Ya senin elinde silah var ya. Defol. Bıçak var lan. Silah değil. Spike o. Gel buraya gel. Bıçak. Bıçak gel. Bıçak. Lan. Lan silah aldı. Ahlaksız herif. Bir de şu hareketi yapıyor tam adam. Bombayı çöz, bombayı. Ne bombası ya? Öleceksin. Çözmeyeceğim bombayı. Kazandım şu an. Küstahlığın sonucu işte. Evet. Bombayı imha etmezsen patates oluyorsun. Tebrik ederim güzel kardeşim. Ben de seni tebrik ederim bu. Biz nesine oynamıştık? Küstahlıktan dolayı. Mousepad'ine. Bunu ben aldım. Sana hediyem olsun. Allah senden razı olsun. Hiçbir şeyi de aldığımız yere koymayalım da daha da zorluk çıkaralım. Lan hediyeyi niye bırakıyorsun? Ok var buraya doğru. Bu açılıyor mu? Çok açıldı lan. Şimdi şöyle yapıyorsun bence. Aynen. Güzel bence de. 6 kişiliğe geçiş. Güzel oldu. Kalite. Bank var burada, çok güzel. Burası bank, orası sandalye. Bununla da evlilik teklif etmezsin yani. Murat, o zaman arkanda. Sana bir sürprizim var. Şu an pek müsait değilim. Bence onunla kafama vur. Ben bir boşa düşeyim, şey yapacağım seni. Tamam. Haber edeceğim. Mutfağa geldik. Ben şu mutfak tezgahlarını çok seviyorum ya. Murat her evde bir dolap açıyor. Bir şey diyeceğim. Benim eve her geldiğinde buzdolabını açıyor. Öyle bir refleksim var ya hakikaten. Girdiğim evin buzdolabını açarım direkt. Oo, Fedon. Tok 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 Fedon. Sirtaki diyor. Fedon dansı diyor bana da. Sirtaki de tak tak ya. Yunan o. Sirtaki o. Çayın adı değil mi o? Tabak kırma eli mi ne? Fedon hiç değil bence. Fedon adamın adı. Bak bu da çok güzelmiş. Bu kalite bak, bu kalite. Şurası ne lan? Murat gel, boğaz manzaralı bulaşık yıkayalım. Ben eskiden şey yapıyordum. Bardakları bağırarak kırmaya çalışıyordum. Onu ben de denedim. O ses kırar ya. Ben inandım o. Kıramadı. Bu ne lan? Yarım kola mı buldun? Evet. Biri bu dolabı kullanıyor bence. Biri de köfte koymuş. Oğlum burada biri yaşıyor olabilir geceleri yani. Bele çıkıyor. Ben de diyorum bizim evde ne eksik lan. Baksan bu böyle çıkabiliyormuş. O bizde de var. Sizde yok mu? Yok mu bizde? Çok fakirsin ya. Gerçek zenginin evinde böyle olur. Merhaba, ben bunu beğendim. Bir tane alabilir miyim? Tabii ki, yardımcı olalım. Yalnız bu böyle tek parça olarak alınmıyor. Ölçüleri var mı mutfak tezgahınızın acaba? Ortalama. Ortalama nedir? Tam olarak ortalamadan kastınız nedir acaba? Yani işte şuradan şuraya kadar gibi. Nereden nereye?
Nereye lan oğlum lan ne? Şu monitörden şu diğer monitöre kadar. Genişliğiniz ne kadar? Ne kadar benim genişliğim bilmiyorum. Arkadaşlar serverındayım ben. Şu an çarı bota bırakıyorum da bir saniye çok rica edeceğim. Bizim oğlana bir video çeksen. Selam yolla sen. Emir adı, Emir Efe. Olur gel birlikte çekelim. Bende bu ne? Telefonumu ver. Dezenfektan vereyim. Ben bir daha 5 pantolon giyeceğim. Hayatımda 2 kere giydim, ikisinde de bu oldu ya. Bu nedir ya? Kalk ya. Hah, cibinlik. Murat gel, cibinlik buldum sana. Cibinlik çok güzel bir şey ya. Değil mi? Antalya'da lazım valla. Garip oldu böyle, çok garip oldu, çok garip oldu. Nasıl çıkılıyor? Çık. Yavaş yavaş. Küçük dokundum. Bana mı? Biz niye böyle romantik anlarda kalıyoruz seninle ya? Ben artık olay yerini terk ediyorum. Psikoloğum öyle dedi bana. Gerildiğin zaman bulunma ortamda, git dedi. Oo küvet gel. Görmemiş küvet ikimiz de aynı anda, o küvet gel yani. Aç aç köpükleri aç. Su getirsenize bidonla. Of 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 of. Yaşar yine atlayışını yaptı, kaçırdık. Görmedik mi lan? Daha ne istiyordun? Taklama atayım 4 tane. Ah ranza. Aha bu benim çocukken kişi. Allah belamı versin, ben 10 yıl bununla yattım. Sen çocukken niye ranzan vardı, kardeşin mi var senin? Hayır, aşağıda bilgisayarım vardı. Birebir bu. Night Online oynuyordum ben burada. Ama üstüne çıkamıyoruz hocam, çocuk değiliz ki biz. Çıkabilirsin istesen. Çıkar mısın? Ben çıkamadım. Ben tek hamlede çıkardım da. Çık. Kaldır. Ana! Oğlum benim tavan da çok alçaktı, hep kafam çarpardı gece kalktığımda ya. Ben nasıl ince? Atla koçum. Aferin aslan parçası. Bu da mı çocukluk dolabın? Hayır, yatak. Bu mu yatak? Evet, bak. Alan tasarrufu böyle bir şey. Optimizasyon hocam bu. Böyle ürünleri ben hiç anlamazdım. Sonra bir gün Amsterdam'a gittik. Günlüğü 2600 euro. Olamaz. 3 günlük de olabilir. Mesela çok pahalı bir ev ya. Bir girdik böyle fare yuvası gibi küçücük. Orada anladım bunlar lazım şeyler. Burası dolap, beni dolaplar çok açmadı. Dolaplar çok güzel. Aa bak mavi, çok güzelmiş. Wow! Oh, oh, oh. Orkut! Lan! Lan! Aha aha! Lan! Çarpmadım. Geri geri gidiyorum. Oğlum bu dünyanın en keyifli şeyiymiş lan. Hop 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 hop. Drift yapar gibi gidiyoruz ha yan yana. Aa çek beni çek beni çek beni. Ben insanım ya. Harun taşlar. Aynen aynen aç aç aç. Aa! Lan lan! Oh! Bir şey diyeceğim, yok olacağız şimdi. Geliyorum. Görüntüye bak. Hiçbir şey yok. Duramadım, çok pardon. Sandalye başka. Sandalye bir şey diyeceğim. Tadı başka. Dev olay. Bence tekerlekli sandalye dünyanın en iyi icadı. Tekerlekten daha iyi bir icat tekerlekli sandalye. Keşke biri bana yapsa ama işte. Ha bak çocuğu eğlendiriyoruz. Bu top işleri çok zor işler. Din din dürü dürü din din dürü dürü. Dün 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 dün. Çekmesen kardeşim, çekmesen kardeşim. Allah Allah. Şuraya girsen Murat ya. Çekmesen kardeşim. La la. Nereye gireyim canım? Şuraya girsene ya. Ben buraya giremem. Sen gir. Ben gireyim. Ana. Oğlum 10 yaş gençleştim lan. Çocuk oldun yani. Neredesin? Buradayım. Oo sen de canavar oldun anasını satayım. Kabus oldum kabus. Hey hey. Baba gece böyle gözümü açıyorum, böyle bir çağırma her yerden çıkıveriyor. Ne var lan? Uyku mu uyuyacaksın? Haram ederim sana uykuları, zıkkım ederim sana. Aa şey yapalım mı? Oynayalım mı? Basket mi oynayacağız? Evet basket oynayabiliriz. Ota nerede? Aa bu da güzelmiş lan. Korkunum ben gelemem oraya. Gelirsin bence. Sığmayız abi. Ah. Allah. Bayağı sığdık bence. Oğlum burada proporsiyonunu bozuyorsun çadırın. Çadır. Harika. Ben gidiyorum ya, ufulet bastı. Ne bastı senin? Ufulet. Ufulet ne demek ki? Var mı lan öyle bir kelime? Böyle haller gelir insana. Var mı öyle bir şey? Ufulet var. Bence bir Google'dan bakmakta fayda var. Var var. Yani. Hadi top oynayalım. Hadi top oynayacağız. Ben Şimail'im. Sen Ronaldo'sun. 3 şutum var. İstediğin topla at. Ye. Gördük mü hocam? Kamerada görebildik mi bu güzel anı? Bu güzel anı görebildik mi? Ne oldu lan? Ne oldu? Böyle açarsan tabii. Ne oldu? Ne yapayım? Hiç beklemiyordum. Çok yakın ve abanıyor ya. Aa, gol. Girmedi. Hayır. Girmedi. VAR'a gidiyoruz. VAR'a gidelim. Gidiyoruz. VAR'a gidelim. Arkadaşlar karar hocam, verin. Girdi mi girmedi mi? Oğlum öyle bir şey yok. Tamamı geçecek, tamamı geçecek. Bir şey diyeceğim, senin elini vicdanına koyduğunda işin rahatsa benim çok rahat Murat. Benim içim çok rahat arkadaşlar. Top çizgide kaldı. Ne boktan bir tutuştu bu. 3'te 1 gol. 1 saydı bak, görüyor musun? Ya tamam 2, Allah seni kahretsin. 2 2. Bu mu Ronaldo? Galiba bilmiyorum. Böyle bir şey galiba.
Aa! Dışarı. Aa! Bir. Geç. Son. Yürüyor musun ya? İtiye falan böyle. Ümraniye iki adam gelip vuracak. Nasıl tutamadım bunu da ben ya? Murat nerede lan? O kadar gömmüş olamazsın oğlum. Ne yapıyorsun? Gıdıklanıyorum. Ne yapıyorsun? Evet Murat. Saat şakasız 5 oldu. Biz 7 saattir Ikea'dayız. Çok başka kafası var. Çok güzel bir yer. Değil mi? Çok güzel. Gerçekten hele şu son nokta. Şu gelinen son nokta. Yani huşu içindeyim. Sen nasıl böyle kelimeler içinde oluyorsun ya? Huşu içinde olmak mı? Az önce de başka bir şey içerisindeyim. Ufulet. Ufulet ve huşuyu bana biraz anlat. Şimdi huşu böyle insanın içinin böyle huzura benzer bir kelime. Mutluluk, rahatlık, kafa dinginliği gibi bir şeyle dolu olmasına benzer bir şey. Huşu dolmak. Ufulet basması da mesela 7 tane dürüm yedim böyle ateşlerin çıktı böyle. Miden yanıyor. Koltuktan kalkacak halin yok. Kussan kusamazsın. Başın bir ağrıyor. Bir Murat'ın başına gelen bir şey ufulet basması. 7 tane dürüm bir tek Murat. Ya o esnada ufulet basıyor mesela seni. O ufulet basması da o. Abicim ben gidiyorum. Evime gidiyorum. Ben yoruldum. Ben burada mı duruyorum? Beni de götürüyorsun ya. Seni de götüreyim. Evet biz gidiyoruz. Sen git ben burada takılmaya devam ediyorum. Vallahi biz çok eğlendik. Umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Hadi yürü gidiyoruz. Nasıl kalkacağız ama? Ya o zor ya. Uyusak mı lan? Valla ben bir 5 dakika daha varalım burada duruyorum diye. Zaten 5 olmuş. Gitti ya yok. Geldi ya yok. 5 dakika daha yatalım. Oğlum bir şey diyeyim. Gerçekten rahatlıkası ya. Ah! Oyuncakmış. Bak şu bacağını atsana bak. Sana Antalya'da sana sarıldığım gibi top havuzuna sarılabiliyor musun? Gömemedim kendimi. Ya Allah belanı versin çok güzel uyurum. Çok rahat. Çok rahat. Eve top havuzu yaptırmamız kaç puan peki?